Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 8. haftası 4. videosu aynı zamanda Açık kenarın da 4. videosu ve son videosu. Evet açı kenarın son özelliklerinde kaldık. 4. özellikle bu videoya devam ediyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açı kenarın son 3 özelliğinde yani 4, 5 ve 6. özelliğinde burada bahsedeceğiz. 4 ve 5 aslında bilmiyorum ama bazı kitaplarda yine karşımıza çıkabilir. Ama ÖSYM genelde ne yapıyor? İlk kısımlara böyle tanımsal özelliklere artık önem veriyor. Biliyorsunuz ama bunları da bilelim. Ne olur ne olmaz nereden geldiğini de göstereceğiz tabii ki. Şimdi e, dördüncü özelliğimiz diyor ki P diyor. ABC üçgen iç bölgesinde gibi bir ifadeyle karşılaşırsanız. iç bölgesinde bir noktaysa. Normalde ne yaparsınız? Üçgen esinliği uygularsınız. Bir burada bir de büyükte. Ama özellikle P noktası ABC üçgen içinde bir noktaysa şu yorumda yapılabiliyor. Arkadaşlar P noktası buradaysa mesela şurada olsa ne olacak? Hocam şu PB ile PC'nin toplamı bakın PA ile AC'nin toplamından ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Kesinlikle ama kesinlikle. İsterse A'nın köşesine bile gelse bakın bu toplam şöyle şu mavi çizgiler dışarıda kaldığı için daha büyük olacağı belli zaten. Yani biz ne diyeceğiz o zaman burada? P noktası üçgen içinde bir bölgede ise eğer BP ile yani PB ile PC'nin toplamı AB artı AC'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Hocam bir de BC'den de büyükmüş bu. Zaten bu da şuradaki üçgen eşitliğinden geliyor. Arkadaşlar buradaki BC uzunluğu şu ikisinin toplamından küçük değil mi zaten baktığınız zaman? Üçgen eşitliğinden dolayı. Evet. E o zaman ne diyeceğiz? O zaman üçgen içinde bir noktaysa şuradaki BC uzunluğundan büyüktür. Hangi değer? PB ile PC'nin toplamı. Aynı zamanda bu PB ile PC'nin toplamı AB artı A, C'den küçük olmak zorunda. Bunun da yorumu bu arkadaşlar. Tamam. Üçgen içinde bir nokta diye bir şeyle karşılaşırsak bu şekilde yorum yapacağız. Hadi bakalım örnek 24'e bakalım. Sözel bir soru. A çizdik olan ve kenar uzunlukları 6-8 birim olan ABC üçgeninin hemen şöyle bir dik üçgeni çizelim arkadaşlar. ABC üçgeninde. A, B ve C üçgeninde. Kenar uzunluklar 6 8'miş ve bir açısı A açısı dik açı diyor bize. Diyor ki ABC üçgenin iç bölgesinde bir K noktası seçiliyor. Seçtik bakalım bunu. BK artı KC'nin yani arkadaşlar şu iki toplam kaçtır? Kaç farklı tam sayı değer alır diye soruyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Bir kere 6 8 ise burası nedir? 10'dur. E hocam burada direkt üçgen eşitli uygulayalım falan filan ama üçgen içinde diyor ya K noktası. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Direkt üçgen içinde dediği için BC kenarı e, ee, ne olmak zorunda arkadaşlar? 10 küçüktür. Şu iki toplamdan yani BK artı KC'den BK artı KC'den ve o da küçüktür. Ne olmak zorunda arkadaşlar? Hani şöyle üçgen oluşturayım da üçgen istiklerine falan bakayım demenize demeyin arkadaşlar. Çünkü e, çünkü iki bilinmeyene girmiş olacaksınız zaten. Burada yorumu da yaptık zaten. BK artı KC A'nın köşesine bile gelseniz bu uzunluklar 6 ve 8 dışarıda kaldığı için 6 artı 8'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani 10 küçüktür. Şu ifade o da küçüktür. 14 geldi. Kaç farklı tam sayı değer alıyor arkadaşlar? 11, 12 ve 13. Yani burada 3 tane değer almış oluyor arkadaşlar. Cevabımız 3 tane yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Evet bir sonraki soruda da 6, 4 var. P, ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre ABC üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir? Bak burada şu hata yapılıyor. Hocam ben bu ABC'nin en küçük değerini bulmak için şuranın en küçük değerini bulurum. Hocam 6 6 4'ten yani burası 2'den büyük değer diyorsunuz. Sonra bu x'in toplamı da hocam kesinlikle ama kesinlikle 2'den büyüktür diyorsunuz. Bu x'in toplamını 3 yazıyorsunuz ama imkansız. Niye imkansız? P ABC'nin iç bölgesinde bir yerde 4 artı 6'dan büyük olmak zorunda arkadaşlar bu x'in toplamı. Buna dikkat edin lütfen eee buradaki uzunluklar da verilmişse hemen ona da e, onu da düşüneceksiniz arkadaşlar. Evet biz baştan yapalım isterseniz. Öncelikle şuradaki şeyi kullanalım arkadaşlar. Neyi kullanacağız? Bir kere şuradaki değer nedir? X değeri. Hocam X değeri toplamlarıyla farklar arasında. Yani 2 ile 10 arasında. Tamam bu en alt sınırı yazacağım arkadaşlar. AB değeri kesinlikle ama kesinlikle 2'den büyüktür. Sınır noktası yazdım. Bir de ne lazım bana? AC ile BC'nin toplamı lazım. X artı Y lazım arkadaşlar bana. Ya da şuraya A diyelim buraya B diyelim. Çünkü X'i kullandık biz yukarıda. A artı B değeri lazım. A artı B değeri de ne olmak zorunda? P üçgen içinde bir nokta olduğu için 4 artı 6'dan da ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani 4 artı 6 A artı B'den küçük olmak zorunda daha doğrusu. Yani 10 küçüktür A artı B oldu. O zaman A artı B'de ne yazacağız? 11 mi yazacağız? Hayır. Bak bir de bu hatayı yapıyorsunuz. Buraya 3 yazıyorsunuz. Buraya da A artı B'ye de kaç yazıyorsunuz? 11 yazıyorsunuz. Olmaz. Bu A artı B'ye de ne diyeceksiniz? 10'dan büyük bir sayı diyeceksiniz. E o zaman bizden ne isteniyor? X artı A artı B istenildiği için. Bu değer 2'den büyük olduğundan bu değer de 10'dan büyük olduğundan toplamları kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 12'den büyük bir değer olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 13 yapar arkadaşlar. Eğer tam sayı demiş olsaydı PABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre ABC çevresinin en küçük tam sayı değeri isteniyor. Eğer AB'ye tam sayı ve şuradaki AC ve BC de birer tam sayı falan demiş olsaydı o zaman tam sayı değerleri yazabilir O yüzden e, hangi tavsiyede bulunmuştuk? Açık kenar bağıntılarında sonunda yani soruyu yaptıktan sonra tam sayı değer yazdığınızda mesela x yerine 3 yazdınız. x tam sayı diyor mu? Demiyor. O zaman sınır noktası yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar lütfen. Evet örnek 23 25 de böylelikle 13 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim ama bu bir özellik. Hatta bu özelliğin bir hatırı da var. Yani e, ne zamanlardı? 2 Sene 2000'li yıllarda falan arkadaşlar. E, böyle bir soru sorulduğunda iptal edilmek zorunda kaldı. Çok özel bir durum. Bazı kitaplar hala bu özelliği koyuyor. Benden olur ne olmaz diye yazdım. Arkadaşlar bu özellik x, y ve z diyecek olursak x artı y artı z çevre ile yarı çevre arasında. Çevre ile yarı çevre arasında. Yani çevre bölü 2 ile çevre arasında diyeceğiz. Sadece bunu bilin. Normalde buradaki nokta üniversitelik bir bilgi. Yani şuradaki nokta fermat noktası diyorlar arkadaşlar. İşte vay efendim şuradaki kaç 120'den küçükse bir değer 120'ye eşitse bir değer 120'den büyükse başka bir değer gibi e, en büyük iki kenar toplamından küçük olacak gibi bazı söylemler var. O kadar detaya girmeye gerek yok. E, yalnız buradaki x, y, z yazdım ya arkadaşlar. x artı y artı z ya evet bunlar böyle verildiğinde x, y, z toplamı Çevreyle yarı çevre arasında yalnız kenarlar böyle tam sayı olarak verirlerse o soru yanlış olur. İşte orada bir fermat noktası üniversitelik bir bilgi giriyor. ÖSYM'de orada o hata yapmıştı. Çevre dememişti. Direkt kenar uzunluklarını vermişti arkadaşlar böyle. Normalde basit bir soru ama o sene, o sene iptal olmuştu. Yine kitaplarda karşılaşırsınız diye e, bir köşe alınıp içinde bir nokta alınıp bütün köşelere giderse ha, iki köşeye geldiği zaman o kolaydı. Biraz önceki özellik de o. Ama üç köşeye gittiği zaman da çevreyle yarı çevre arasında olduğunu bilin arkadaşlar. Bununla da ilgili bir soruda yazmamışım zaten. Sadece böyle olduğunu bilin. Evet geldik şeye son özelliği arkadaşlar. Bir üçgende açılar ile yardımcı elemanlar ters orantılıdır. E bizim ilk kuramız neydi? açılarla kenarlar doğru orantılıydı. Bu sefer ne demişim? Açılarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Ya da biz bunu kenarlar ile yardımcı elemanlar ters orantılıdır diye de söyleyebiliriz. Yani ne demek? Biraz şunu çizseniz anlarsınız zaten. Hocam şöyle bir geniş açılı bir üçgen çizseniz. Bakın geniş açılı bir üçgende bir yükseklik yükseklikler hakkında bir yorum yapalım desem. Hocam bir tanesinin yüksekliği bu. Diğerinin yüksekliği bu mesela. Diğerinin yüksekliği de bu. Gördünüz mü? Hangi yükseklik en küçüktür diye sorsam ne dersiniz arkadaşlar? Hocam şu geniş açıdan çizilen. Yani kendinizce kendiniz de bu şekilde bir yorum yapabilirsiniz zaten. Gerçekten de öyle. Açılar ile yardımcı elemanlar nasılmış arkadaşlar? Ters orantılı. Yani A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısı ise A açısından gelen yükseklik en küçüktür. En büyük açıdan çizilen yükseklik en küçüktür. H A küçüktür, H B küçüktür, H C. Yani eşitlikler yön değiştiriyor. Ya da o kenarlara ait açı ortaylar da diyebiliriz. Kenarlarla da aynı şekilde. A büyüktür, B büyüktür, C ise A'ya çizilen açı ortay en küçüktür. Sonra B'ye çizilen açı ortay. Sonra da C'ye çizilen açı ortay. Aynı şeyi kenar ortay için söyleyebiliriz. A, B, C açıları da A büyüktür, B büyüktür, C ise en küçüğü V, A sonrası V, B sonrası da V, C diye söylüyoruz arkadaşlar. Tamam. Hemen örneğine bakalım. Kenar uzunlukları A, B, C olan bir üçgenin kenarları arasında böyle bir bağıntı varmış. Bu bağıntı kenarlar arasında kaçta birleşiyor arkadaşlar bunlar? 12'de birleşiyor. O zaman burada bu kenara 2 desem, bu kenara 6 desem, bu kenara da 3 desem bir sıkıntı oluyor mu? 12'de birleşiyor mu? Birleşiyor. Değil mi? Yok, burası 4 oluyor arkadaşlar. Evet. Ee, birleşiyor arkadaşlar 12'de birleşiyor. O zaman şu şekilde A, B ve C. A'nın karşısı A 2, B'nin karşısı B 4, C'nin karşısı da C şeklinde tanımlıyoruz yap. Yani. yani burası 3. Buna göre bu üçgenin kenarortayları arasındaki sıralama isteniyor arkadaşlar. E arkadaşım biz burada ıı, sıralamaya bakacak olursak en büyük kenar hangisi? 4. Sonra 3. Sonra 2. 4'ü gören en büyük açıdır. Yani B açısı büyüktür. Sonra 3'ü gören C açısıdır. Sonra hangisidir arkadaşlar? Açılara göre yorumluyorum ama A açısıdır. Ya da direkt 4'e çizilen kenar ortay. Hocam en küçüğü 4'e çizilen kenar ortaydır. En büyük kenara çizilen kenar ortaydır diyebiliriz. Gerçi açıları yazdık açılara göre yorumlayalım. O zaman B büyüktür C büyüktür A şeklinde bir açı sıralaması bulduysak e, o zaman VB en küçüğü olacak sonra VC olacak sonra da VA olacaktır arkadaşlar. Tamam. Buna da dikkat edin. Açılarla kenarlar ya da açılarla yardımcı elemanlar ya da kenarlarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Dikkat. Edin. Evet örnek 27'ye geldik. Örnek 27'de bir yorum sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyor? K eleman BC olmak üzere. Evet bir dik üçgen verilmiş. Bir kere öncelikle burası nedir? 6, 8, 10 üçgeninden burası kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Evet şuraya bir 10 yazalım isterseniz. Sonra K eleman BC olmak üzere diyor. Sen buradan rastgele bir K noktası seçeceksin. Böyle bir K noktası. Yani senin AK uzunluğu bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Rastgele bir şey. Hatta şuna da dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir sürü sonsuz tane şey olabiliyor. K eleman BC diyor. Yani B noktasında da olabilir diyor senin K. Şöyle. C noktasında da olabilir K. Bazen burada normal parantezde kullanılabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şimdi normal parantez kullanıldığında nasıl olacak? Böyle bir parantez kullanıldığında nasıl olacak? Ona bir bakacağız arkadaşlar. Evet AK uzunluğunu alabileceği değerlerin tanım aralığını bulunuz diyor. Arkadaşlar AK bunlardan bir tanesi ya. E, bu ne demek? A noktasından buraya çizilen en kısa uzaklık demek. En kısa uzaklık nedir arkadaşlar? Hop direkt yüksekliktir. Bakın diyorum. E ben bu yüksekliği bulacağım. En küçük yükseklik. Yüksekliği nasıl bulacağım? Bir dik üçgende bütün kenarlar belli hipotenüs belli değilse üçgenin alan formülünden buluyorduk. Alan neydi? 10 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 6 çarpı 8 bölü 2. Yani buradan 4,8 geldi h. 4,8. E o zaman en küçüğü 4,8. K eleman bc olmak üzere ak uzunluğunu alabileceği değerlerin tanım aralığını buluruz. Evet ben tanım aralığını bir tanesini buldum. En küçüğü 4,8 4,8 değerini de alıyor hatta. Tamam. Geldik öbürüne. Hocam en büyüğü nedir? Bakın biz burada en küçüğü budur dedik ya. Sonra bak sola doğru gittiği zaman büyüyor 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 büyüyor. büyüyor en son 6'ya kadar geliyor. Sağa doğru gittiğinde büyüyor 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 büyüyor. büyüyor en son nereye kadar geliyor? 8'e kadar geliyor. Yani o zaman ne olacak arkadaşlar? Tanım aralığı en büyük değer de 8 mi olacak? Evet. 8 değerinde alacak mı? Alacak. Çünkü K eleman BC diyor köşede parantez var. Eğer K eleman BC'de normal parantez olsaydı C noktasını almayacaktık. 8'den daha küçük. Yani şurada bu parantezi koyacaktık arkadaşlar. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 4,8'e 8 noktası yaptı. Ee, bu aralığı AK uzunluğu işte H'ı biz ne bulduk? 4,8 bulduk en küçük. Sonra ne oluyor dedik arkadaşlar? Böyle büyüyor hocam. 6'ya kadar büyüyor ama sağa doğru gittiğinde daha da büyüyor. 8 değerinde alabiliyor arkadaşlar en büyük 8 olmuş oluyor deyip böyle bir yorum sorusuyla da karşılaşabilirsiniz. Tamam En küçüğü yükseklik. Neyse geldik son nota arkadaşlar. Çeşit kenar bir üçgende. Evet çeşit kenar bir üçgende. Çünkü e, biz bunu eşkenar üçgende söyleyemeyiz. Eşkenar üçgende bütün yükseklik açı ortay kenar ortay nedir? Birbirine eşittir. Ya da ikizkenar üçgende aynı açılardan çizilen yükseklikler ne oluyor da Birbirine eşit olma durumu vardı. Bu söylediğim şey çeşitkenar üçgende geçerli. Çeşitkenar bir üçgende aynı köşeden çizilen açı ortay, yükseklik ve kenar ortay arasındaki sıralama neymiş? En küçüğü yükseklik, sonra açı ortay, sonra da kenar ortaymış. Düşünseniz ya bir üçgeniniz var elinizde. Hocam bir yükseklik çizsek, zaten buradan buraya çizilen en kısa uzaklık neydi? Yükseklikti. Sonra açı ortaymış, sonra neymiş arkadaşlar? Kenar ortaymış. En küçüğü yükseklik olduğunu biliyoruz. E, v de hani büyük harfle gösteriliyor ya kenar ortay en büyüğünde VA olduğunu büyük harften aklınızda kalsın arkadaşlar bu da önemli en küçüğü HA a sonrası bu NA a olacak sonradan ne olacak veya a sıralaması olacak yalnız aynı köşeden çizilenler için bu yorumu yapıyoruz arkadaşlar bunu da unutmayın gelelim son soruya bir üçgende HA, a vc ve nb eşitliği varsa bu üçgenin açılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar bize. Şimdi ben şunu biliyorum. HA eşittir VC eşittir NB verilmiş zaten soruda. E ben sıralama anlamında aynı açılardan böyle şeyi biliyorum. Ya yani neyi biliyorum? Hocam HA küçüktür NA o da küçüktür ee, VA olduğunu biliyorum. E o zaman burada arkadaşım bir işlem yapalım isterseniz. Burada HA yerine VC ye yazsam nasıl olur? Gel burada vc yaz bakalım burada. Bunun yerine vc yazarsam vc küçüktür na küçüktür va mı geldi arkadaşlar? Evet. E o zaman aşağı yerine vc yazdığımızda vc küçüktür va mı geldi? E açılarla yardımcı elemanlar ters orantılıydı. Burada da yardımcı elemanlar verilmiş. vc küçüktür va ise tam tersi olacak. C açısı büyüktür. A açısı mı olacak arkadaşlar? Aynen öyle. E sonra hocam bu sefer HA ile NB'yi böyle birbirine eşitlesek yani haşa yerine denklemde nb yazsak nb küçüktür na o da küçüktür va değil mi arkadaşlar haşa yerine nb yazdım bak şimdi nb ile na'yı biraz önce vc ile va'yı kıyasladım şimdi de nb ile na'yı kıyaslıyorum nb küçüktür na ise buradan ne geliyor b büyüktür evet nb küçüktür na ise b büyüktür a mı gelecek arkadaşlar aynen öyle e hocam başka bir şey yazabiliyor muyum burada? E, H A küçüktür N A küçüktür veya A H A'yı ben kullandım zaten her ikisinde de. A burada ne çıktı bu arada? Hem C A'dan büyük hem de B A'dan büyük. Yani bunlardan en küçüğü ne oldu? Hem C hem de B A'dan büyük olduğu için en küçük açımız ne oldu arkadaşlar? A açısı oldu. Küçüktür. Şimdi B ile C'yi kıyaslayacağım. O zaman ben burada yine şunu biliyorum. H A V C ve N B'nin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Sıralamada o zaman burada da a'ları hallettik ya. B ile C'yi kıyaslayacağım. B'li yazayım. HB küçüktür NB. O da küçüktür VB olduğunu biliyorum. E ben B ile C'yi kıyaslayacağım için burada isterseniz e, VC yerine NB yerine ne yazayım isterseniz arkadaşlar. VB NB yerine VC yazabilirim. O zaman burada NB yerine VC yazdığım zaman e, o zaman ne geldi arkadaşlar? VC küçüktür VB geldi. E, VB VC küçüktür VB ise bu ne demek arkadaşım? B açısı büyüktür. Pardon altı yazayım isterseniz. Bu ne demek? C açısı büyüktür. B açısı demektir arkadaşlar. E biz en küçük açıyı A açısı bulduk. E C de B'den küçükse sonraki sıralama ne yapacak o zaman arkadaşlar? B açısı olacak. Yani B C'den daha küçük oldu. Sonraki sıralama ne olacak? C şeklinde olacak. Yani bizim sıralamamız A B C şeklinde olmuş oldu arkadaşlar. Bir de böyle H A V B V C ve N B eşitliği verildiğinde Soruyu nasıl yorumlayacağınızı da bu şekilde göstermek istedik arkadaşlar. Evet böylelikle açık kenar bağıntılarını bitirdik mi? Bakıyoruz evet bitirdik. Bir sonraki videoda neye geçeceğiz? 8. haftaya de yine devam edeceğiz. Üçgende merkezlere geçeceğiz arkadaşlar. O zaman ama şu kapanışı bir düzgünce yapalım. Açık kenarda neyi öğrendik? Bir şeye tam sayı en önemli şey. Bir şeye, bir şeye tam sayı verdiğinizde soruya bakın. Oraya gerçekten tam sayı diyor mu? demiyorsa sınır noktayı yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve bu bir videoda da bence önemli olan şey açılarla kenarların yardımcı elemanların birbirleriyle ters orantılı olması ve yükseklik açı orta ve kenar orta arasındaki sıralama önemliydi bence. E, diğeri de ne olur ne olmaz diye bilmenizde fayda var. Evet gençler e, o zaman bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda üçgende merkezlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.